arada şunu ekleyelim. Sevgili seyirciler, biz mutlaka ilaçlarınızı kullanın, doktorunuza gidin diyoruz ama unutmayın lütfen. Bitkisel tedavi ile, yani tedavi demeyelim de, bir şekilde koruma yöntemi olarak kullanın. Çünkü size bir zararı olmayan, bir şekilde sizi destekleyen, hayatımızı destekleyen bir yapı. İlaçlarınızdan geri kalmayın ama mutlaka bitkisel olarak da desteğinize, tedavinizi alın. İlaçlarınızdan geri kalmayın. Kimyasal ilaç yutun ama zehirlenir. Şimdi mesela en basitinden penisilin 1937 yılında ortaya çıktığında çok tutuldu. O doğal antibiyotik, doğal antibiyotik. Fakat zamanla baktılar ki penisilin kullanan insanların hemen hemen hepsinde alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, ölüm korkusu ortaya çıktı. Ha, yani yan etkilerle tabii, birlikte. Tabii bir hastalığa karşı iyi geliyor, 40 hastalığı tetikliyor. Aspirin, vatandaş aspirin baş ağrısı, diş ağrısı, karın ağrısı için yutuyor ama ne oldu? Mide kanamasına sebep oluyor, böbreğe zarar veriyor. Bulantı, kozma mesela birçok hastalığı tetikliyor. Eğer ki aspirin mesela ilk üretildiğinde söğütün kabuğundan üretildi. Destilasyona damatılarak elde edilen ekstrak. Doğal olduğu zaman ilk üretinde iyiydi. Fakat baktılar ki talepleri karşılamıyorlar, petrolden ürettiler. Sentetik olarak üretilen her şey insan bünyesine ters. Sentetik demek plastik demek. Plastik poşet var mıydı? Vardı. Yani ha, poşet yutmuşsunuz, evet. Onu mikro çapındaki bir maddeyi yutmuşsunuz, ha sentetik ilaç yutmuşsunuz. Çünkü sentetik ilaçların hepsi petroldür, ham maddesi. Peki. Zararlıdır, bünye kabul etmiyor. İnsan yapısına uygun değil. İnsanın yapısı, dokusu doğal olan için uygun. Mesela papatyanın kokusunu veren sentetik ilaç üretiyorlar. Yani damlalar üretiyorlar. Hı hı. Kokusu papatya gibi koku veriyor. Ama papatya ile onu kullandığın zaman mesela parfümünde vesaire alerji tetikliyor. Bünye bunu kabul etmiyor. Fakat papatyanın ekstraktına elden kokuyu parfüm yapında kullanırsan bir zararı yok. Gülün mesela gül yağı çeşit çeşit parfüm yapında kullanılıyor. İnsan bünyesine herhangi bir zararı yok. Doğal. Bünye bunu kokladığın zaman beyne gider, vücuda gider. Vücudu işlemden geçtikten sonra terk eder. Fakat sentetik olarak üretilen vücuda girdiği zaman onu atamaz vücut. Tahribat yapar, dokuyu bozar.